Merhaba hocam, ben Ahsen. Ahsen'cim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim sorum biraz farklı. Beynimizde ayrılık acısını etkileyen bir bölge var mı? Ve o bölgeye müdahale edebiliyor muyuz? Yani burada bahsettiğim ayrılık sadece karşı cinsten bahsetmiyorum. Belki alıştığımız bir sistem, bir düzen de olabilir. Bununla ayrılık ilgili. Acısı. Sevgili Ahsen, bu arada bana bütün bu işleri öğreten hocamın da kızıdır aynı zamanda. Ona da tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgili Süleyman Kaplan hocana da buradan sevgiler, selamlar yolluyorum. Sen bu soruyu sorduğuna göre inşallah bir sıkıntı yoktur yakın zamanda. Yok. Ya, güzel. Tamam, teorik olarak bir arkadaş. Evet. Güzel, harika. Efendim, bu ayrılık acısı falan hikayeleri zor hikayeler. Çünkü yaşamış olanlar bilir, aramızda çok vardır. Hakikaten hayatı berbat eden, zihninizi alt üst eden, hayatınızda normalde yapabildiğiniz hiçbir şeyi sizi hani izin vermeyen, yapabilir halde tutmayan garip bir haldir o. Ve biz 2000'lerden sonra beyin görüntüleme teknikleriyle beyine baktığımızda ilginç bir şey gördük. Yani ben bakmadım da bizim meslektaşlar baktı. Çok ilginç bir şey gördüler. Bir insan romantik bir ilişkiden mesela atıldığında, yani terk edildiğinde, yalnız kaldığında, ayrılık acısı çektiğinde beyninde fiziksel acı çekmeyle ilgili bölgeler çalışıyor. Yani birinin kolunu kestiğinizde, bacağını yaraladığınızda falan beyninde ne oluyorsa ayrılık acısında da böyle bir şey oluyor maalesef. Fakat bu tuhaf, çünkü öbürüne bir ağrı kesici veriyorsun geçiyor, bu ağrı kesici de buna kâr etmiyor. Çünkü dışarıdan gelen bir uyarıyla değil de içeriden kaynaklı bir hikaye kırıklığından geliyor bu mesele. Çaresi var mı onu bilmiyoruz ama benim sıklıkla söylediğim bir şey var. İşte anne baba, yakın dostlar, yakın aile efradı hayattaysa, etrafta birileri varsa gidip onlara sık sık sarılmak, sırtımızı sıvazlatmak çok iyi geliyor, onu söyleyeyim. Çünkü sırt sıvazlayınca sakinleştirici hormonlar salınıyor bizde. Tek çaresi, ama bir de şu var. İnsan özellikle bu devirde, ki benim bu mesela Açık Beyin programında da çok önemsediğim bir mesaj, bize bir şey satılmaya çalışıyor devamlı. Diyorlar ki mutsuz olma, acı çekme, hep neşeli ol, hep gülelim, eğlenelim, lay lay lom. İki dakika oturup mesela bir köşede böyle düşünseniz, bir arkadaşınız gelir, ne oldu ya, neyim var falan dedim mi, hemen sizi iki dakika böyle baş başa bırakmaz. Acık melankolik, acık depresif olmamıza izin yok mesela. Hep böyle lay lay lom olmamız gerekiyor gibi. Halbuki o acıları çekmeden, o sıkıntıları yaşamadan, o böyle ruhumuz o cendereler içinde ezilmeden de biz büyümüyoruz yani. Bir de o tarafı var. Mesela yas bile, işte birini kaybediyoruz, mukadder oluyor. Hayatta çok sevdiğimiz insanlar aramızdan ayrılabiliyor. Onların acılarını mesela sakinleştirerek geçiştirirsek, sonrasında çok büyük geri ödemesi oluyor. Ama o acıyı, o yası uygun olan sürede yaşayarak bundan bir şey öğrendiğimizde bizden artık bambaşka biri çıkıyor. Bizim biliyorsun geleneksel literatürümüzde de aşk acısı, yanmalar, ciğer yangınları, bir sürü bir şeyden bahseder. Ama bunların hepsi nereye doğrudur? O aşk acılarından geçeceksin ki, değil mi? Hakikati bulasın. İşte neyse o. Dolayısıyla bence çok da kötü bir şey değil ama içindekine böyle söylemeyin. Hani geçer falan dediniz mi çok bozuk çalıyorlar, Allah muhafaza, o kötü bir şey. Buyurun. Hocam tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Tabii. Bu arada isminiz neydi? Süleyman İslamoğlu. Süleyman, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bütün sevgi işleri hep kalpte oluyor diye söylüyorlar. İnsanlar kalp çiziyor, ok yapıyor, harika, falan ama şimdi az önce söylediniz, acı beyinde oluyor birini kaybettiğimizde. Bu aşk beyinde mi, sevgi beyinde mi, yoksa kalpte mi? Allah Allah. Bir bölüm daha uzatıyoruz burayı arkadaşlar. Ağır soru. Bu da muhtemelen yine başlı başına bir oturum konusu ama şöyle bir özet söyleyeyim. Aslında bugün hani beynin genelini konuştuğumuzda belki eksik kalan bir bilgiyi de burası tamamlayacak. Beyin öyle bir organ ki kendi acısını ya da hissini hissedebilen bir organ değil. Mesela beyin ameliyatlarında beyin cerrahı arkadaşlarımız kafatasını oluşturup kafayı açarlar. Bazen beyni bildiğin bıçakla doğrarlar. O sırada hastayla muhabbet etmeye devam ederler. Bunu yaparken beyni uyuşturmana gerek yoktur. Çünkü beyin hiçbir şey hissedebilen bir organ değildir. İlginç. Sinirlerden yapılı bir organ olmasına rağmen siniri olmayan tek organdır. Diğer bütün vücudumuzda acı hissetmemizin sebebi sinirler o sinyalleri aldığı içindir. Ama beyin de onlardan yoktur. Beyin kendisinde olanı hissetmek için değil, çevrede olan biteni hissetmek için yapılmış bir organdır. Dolayısıyla bu bizi nereye getirecek? Bu arkadaşın içinde aşk var, meşk var, bir şeyler var, duygular var. Hakikaten bütün plan program burada oluyor. Hatta hani 100 yıl, 1000 yıllar önce mesela Aristo demiş ki
Ya demiş muhtemelen beyin demiş kanı soğutan radyatör gibi bir şeydir demiş. Yani çok bir şeye benzemiyor. Ne varsa kalpte var demiş. Çünkü sevince de burası coşuyor, üzülünce de burası coşuyor. Şimdi adamcağız haklı. Aşk beyinde oluyor, üzüntü beyinde oluyor ama sen burada bir şey hissetmiyorsun. Beyin senin onu hissetmen için yalnız müthiş bir mekanizma keşfetmiş. Ne yapıyor? Ne hissediyorsan vücuduna gönderiyor. Ve o hissiyatın vücuduna yansıdığı anda sen onu fiziksel bir etki olarak yaşamaya başlıyorsun. Mesela aşık olunca ne oluyor? Kelebekler, fır fır fır. O hissiyat nereden geliyor? Burada bir şeylere karar veriliyor. Diyor ki şu anda tatlış bir şey yaşıyoruz. Alt katlara mesajı gönderelim ki komple coşalım. İşte o karın, man, göğüs bölgesi en çok etkilenen bölgelerin başında gelir. Ama şu sizi temin ederim. Kalpte de, bağırsakta da, dalakta da, böbrekte de öyle özel bir duygu algılayıcı, bilmem aşık olucu ya da nefret ettirici bir sistem bildiğimiz kadarıyla yok. Onlar hep haberciler. Haberciye güzel kulak vermek lazım. Güzel soru oldu. Hiç almadığımız bir arkadaşımızdan buyurun. Hocam merhaba. Kenan Çağlar. Kenan, hoş geldin. Evet. Benim iki tane çocuğum var. Biri 12 yaşında, maşallah, biri 7 yaşında. Bunların beyinleri biraz çok şey çalışıyor hocam. Yani nasıl diyeyim? Çok netler. Yani kararsız değiller. Mesela bir şey istediklerini çok net belli ediyorlar. Ama bana sorduklarında ben iki kere düşünüyorum. Acabalar falan oluyor. Acaba yapsak mı, yapmasak mı gibi. Yani onların o beyin ilişkisine nasıl inebiliriz ya da onları nasıl algılayabiliriz? Onların kimi daha doğru, bizim kimi daha doğru? Bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Valla anne babaların bu sorularına da bayılıyorum. Yani devam mesela bana gelip sorularsa hocam çocuğun beynine nasıl girelim, nasıl şey işte gri madde sorusu gibi. Nasıl bükelim de çocuk mesela saksıya bitki diktiğinizde böyle bir şey yaşıyor musunuz? Ya ben bu bitkiyi nasıl hızlı büyütsem, yaprağını mı çekiştirsem, dibine vitamin mi koysam? Pek yapmıyoruz değil mi? Güneş görsün, temel şartları sağlayalım, pıt pıt devam etsin. Aslında temelde bir insan çocuğunun gelişimi de kendi kendine çok mucizevi bir süreçtir. Ve bizim çoğunlukla hiçbir şey yapmamıza gerek yoktur. Onların netliklerine bence bozulmayın. Bu zaten yeni gençler bayağı bize göre netler. Çünkü onlar artık çok seçenek dünyasında özel bir beyin devresi geliştiriyor gibiler. Onu da konuşacağız bir başka bölümde. Yeni dünyanın garip gençleri onlar. Bize garip geliyorlar. Çünkü biz biraz eskiyiz, onları anlamıyoruz. Ama onların beyinlerine girmek yerine onlarla beraber sörf yapmayı tavsiye edebilirim. Zira genellikle atladığımız bir şey var. Özellikle bu potansiyel ebeveyn adaylarımız için de söyleyeyim. Biz sanıyoruz ki elimize 0 kilometre bir bilgisayar geliyor, ona bir şeyler yüklemek zorundayız. Çocuk yetiştirmek ya da eğitim böyle bir şey değil. Özellikle anne babaysak lütfen şu fırsatı kaçırmayalım. Bizim çocuklara öğretebileceğimizden çok daha fazla çocuklardan öğrenebileceğimiz şeyler var. Biz çünkü insan olmanın ne olduğunu yolda çok unutuyoruz ama onlar fabrika ayarlarına uygun doğuyorlar. Ve sadece onları izleyerek, sadece onlarla vakit geçirerek müthiş açılımlar yakalayabiliriz kendi hayatımızda. En azından üzüldüğümüzde gerçekten üzülmeyi, sevindiğimizde de gerçekten böyle açık açık sevinmeyi biraz daha onlardan hatırlayabiliriz. O yüzden çok da şey yapmayın, onlar bence olması gerektiği gibidir.